Herkese merhabalar, Ayaküstü Lezzetler'e hoş geldiniz. Bugün konumuz hamburger. En sevdiğimiz konu diyebilir miyiz? Evet. Burger budur abi, kıyo yani. Et çok güzel pişmiş, ekmek evet. Çok iyi. Birbirine girmiş gerçekten, ellerine baksana ya. Keselim de daha fazla insanlar yediğini görmesin, ne dersin? Ekmeğinden peynirine, etine kadar, aynen, diğer malzemelerine kadar her şeyi özel hazırlanan yerlere gideceğiz. Dondurulmuş ürün yok, her biri ustalık istiyor. Tabii ki çoğu seride olduğu gibi bunların da devamı gelecek. O yüzden sizin de yorumlarınızda ihtiyacımız var. Sevdiğiniz, beğendiğiniz, gittiğiniz burgerciler varsa onları mutlaka aşağı ekleyin. İlerleyen bölümlerde onların tadına bakalım. Şöyle tuttuğun zaman böyle peynirler aka aka böyle. Yapma bak, daha bir şey yemedik. Bugün sadece et burgerleri göstereceğiz sizlere. Evet. Yani tavuk burgerleri daha sonraya saklıyoruz. Bir anlaşma yapalım mı videonun başında? Bir burger söyleyip ikiye bölelim, var mısın? Bana uyar. Şaka yapıyorsun. Bana uyar. Çok çabuk ikna oldun. Abi ya şimdi şöyle bir şey var. Şaşırdım. Bak gerçekten şaşırdım şu anda. Şunu da söylemek lazım. Sadece bugün gittiğimiz yerlere değil, daha önceden gitmiş olduğumuz hamburger konusunda sizlerle paylaşmış olduğumuz yerleri de bir araya toplayıp videonun sonuna eklemiş oluruz. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Ben o zaman ufak hatırlatmamızla videoyu, buyurun, başlatıyorum. Ayaküstü Lezzetler'e göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Abone olmadıysanız bir abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve aşağı yorumlarınızı bırakırsanız çok seviniriz. Hamburger özel bölümümüz başlıyor. Bomonti'deyiz. Primitif'e geldik şimdi. Bizim çok sevdiğimiz Burak Zafer, çok yakın arkadaşımız. Hem iyi bir şef, ürün konusunda çok bilgili. Çünkü onunla böyle işte peynir konusunda, yemek konusunda çok fazla seyahatimiz oldu. O bir süredir burayı işletiyor. İsmi Primitif ve sokak lezzetleri. Farklı farklı ürünler var. Biz tavuk bugün... özellikle. Tavuk. Aptal tavuk. Aptal tavuk var orada. İnanılmaz. Ama bak konumuzdan şaşmayalım. Bugün yemeyeceğiz onları. Lütfen. Evet. Ben buranın Konya küflü peynirli burgerine aşığım. Bak inanılmaz yapıyor. Biz bugün bir tık daha basitlerden gidelim. Cheeseburger deneyelim. Onu da ikiye bölelim. Biraz da Burak'la da muhabbet etmiş oluruz. Buyurun. Kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Kolay gelsin genel müdürüm. CEO Bey diyeceksiniz. CEO Bey gideceğiz ara. Haberlerde hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz hamburger yiyeceğiz. Doğru mu geldik? Tam yerine geldiniz. Doğru değil mi? Biz de hamburger yapıyoruz. Çok güzel. Bakacak mısın abi? Evet. Onur. Yani videonun başında bir anons yaptık ama bir cheeseburger, bir Konya küflü mü yesek? Hayır abi, iki tane yemedim ya. Bölüşeceğiz ya. Yok yok, öyle başlamayalım. Yok, olmaz. Ya bir şey olmaz, ben yerim yerisin abi. Vallahi mi? Tabii canım, ne olacak? Ben bugünler için varım ya. Gün yirmilik günüdür. Ben varım. Birleşin tamam, abi, güzel. Birleşin. Arkadaş, ilk noktada pes ettik ya. O zaman üç tane söyleyelim. Hayır. Bir cheeseburger, bir de Konya küflü burgeri. Tamam, bir tane klasik, bir tane de yerli. Aynen öyle. Güzel abi. Burak, senden ricam, hazırladıktan sonra dışarı bizim yanımıza gelirsen birazcık da üzerine sohbet ederiz. Tamam, anlaştık. Top okay. Sende. Yer geldi. Hangisi Konya? Dur şöyle. Bu bende, o Onur'da. Ben hangisini yiyeceğim abi? Seninki nerede? Ben yok, ikinizden birinden getirsene. Bir dakika, bölüşeceğiz değil mi? Ben kendime... Galiba bölüşmeyeceğiz. O kadar güzel gözüküyor şimdi. Abi. Sen ne getirdin? Abi patatessiz burger olmaz. Oyuncak mı bunlar? Tatlı patates, mor patates ve normal sarı patates. Şu an tutum güzel atarmış şu an. Bu mor patates enteresan. O da doğal abi, Nevşehir'de yetişiyor. Memleketim. Değil mi? Evet. Orada yetişiyor. Yoksa biz hepsini yiyeceğiz. Öyle ben olacak ya. Yani. Bölüşmek kadar güzel bir şey yok ya. Her şeyden yiyebiliyorsun böyle. Her zaman değil ya bence. Niye? Her zaman abi, değil. Abi. Şimdi ben şunun yarısını alırım. Tamam mı? Onunla ben alayım. Onur'a büyüğü vereyim. İlk benim yemiş olmam.
Onu fark ettik. Bir şey diyeceğim, bence bir arada konuşalım birazcık. Sadece yiyoruz. Bir şey diyeceğim, anlatsana biraz abi. Biz ezerek yapıyoruz zaten şey burgeri. Çok az var ezerek yapan. Niye eziyoruz? Biz etin yüzeyindeki karamelizasyonun fazla olmasını istiyoruz. O yüzden de ezerek metalin üzerine iyice yapıştırıyoruz. Böylelikle daha çok kızarıyor ve daha lezzetli oluyor. Dedi ki neler yapalım peki şimdi, bir de o var. Bir tane klasik yaptık zaten senin. Nerede? Benim denediğim. Senin gibi. Sen küfürden verdin değil mi? Küfürden verdin. Acayipti, yok ettim onu da. Bir tane klasik vardı. Ondan sonra bir tane yerel bir şey yapmak istedim. Konya'da bir işim vardı. Oraya gitmiştim ve çarşıda gezerken de küflü peynir almıştım. Sonra o peynirle bir doğum günü etkinliğimde burger yaptım. Sen gelmiştin, hatırlıyorsun. Ben geldim. Orada böyle şey yapınca... Aslında olacak. Evet. Orada onu kullanınca böyle bir çok sevdiğin insanlar. Ben de çok sevdim. Dedim ki bunu da koyalım. Konya küflü burgeri. İlk Konya küflü peynirini ben sende gördüm. Evet. Senden sonra... Evet, benden sonra biraz daha kullanılmaya başlandı. Tamam. Ama aslında güzel bir şey. Yani yerele dönmesi, hani yerel ürünlerin hani işte hamburgere girmesi veya böyle farklı tarzda yemeklere girmesi ben çok seviniyorum. Ve hoşuma da gidiyor. Çünkü bunları bizim görmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ya Türkiye aslında bir peynir cenneti. Kesinlikle. Maalesef ki biraz şeye, Belçika'ya, Hollanda'ya, Fransa'ya kaptırmış durumdayız bunu ama ya yüzlerce peynir çeşidi var ve her cins peynir var. İyi bir burgerde sıralama nasıl olmalı? İçinde ne olması lazım? Basic bir burgerde. Abi burger zaten çok standart bir şey ya. Çok hani köfte ve ekmek. Temeli bu yani. Bunda istediğin şeyi oynayabilirsin. Kimisi az şekerli seviyor, kimisi daha tuzlu ekmek seviyor vesaire. Kıymanın içerisinde bir şey katan var. Biz hiçbir şey katmıyoruz. Baharat bile katmıyoruz. Sıralamadan ziyade sos önemli. Burgerde, iyi bir burgerdeki en önemli şey sos. Biz bütün sosları kendimiz yapıyoruz. Bir tane hariç. Barbekü sosu hariç. Onu da o endüstriyel tada ulaşamıyoruz. O kadar güzel ki, o Allah kahretsin yani. Bir de kalıplaşmış bir tat, evet, ve hani alıştığımız bir tat aslında. Onun haricinde biz mayonezi kendimiz yapıyoruz. Ketçabı kendimiz yapıyoruz. Onlardan bir sürü soslar üretiyoruz. Bence en önemli şey bu. Sonra, bundan sonrası tamamen kişisel tercih. Bunda mesela ekmek dağılmıyor. Yani bir bütün oluyor. Şimdi bak, hani yarıya böldük. Onu bir daha böldük. Ne ekmek dağıldı, ne içi dağıldı falan. Gayet tek... Isırıkta, tabii ısırıkta. Ekmeği de güzel ısıttı ama öncesinde birazcık daha sertleştiriyor değil mi onu? Sertleştiriyor ama onun da amacı biraz daha lezzetlendirmek. Yani ekmeği kızartırsan ekmeğin içerisindeki nişasta şekerle beraber karamelizasyona dönüyor böyle. Daha lezzetli. Yani kızarmış ekmek kokusu işte sabahları nasıl yani. Ya. O yüzden ne kadar güzel olursa abi, ne kadar güzel kızarırsa lezzet o kadar artıyor. Bu arada fiyatları nedir abi? Şöyle fiyatlar, cheeseburger senin yediğin 35, Oğuz'un yediği 38 lira. Konya küflü burger. Konya küflüğünün içerisinde sucuk da var. İsli boşnak sucuğu var. İsli boşnak sucuğu. Yani Yıldırım Mahallesi'nden. Abi eline sağlık. Ne demek? Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Her zaman bekleriz. Görüşürüz. Neredeyiz Onur? Şimdi Harbiye'nin ara sokaklarındayız. Çok Zula'da bir yerdeyiz. İsmin acaba dükkanın? Zula'ya geldik. Lezzetine çok güvendiğimiz ve gerçekten bizi çok doyuran, mutlu eden, yediğimizden mutlu olduğumuz bir burgerciye geldik. Şubeleşmesine rağmen bozmayan yerlerden. Şimdi burası bana çok ters oluyor. Buraya senede bir iki kere falan geliyorum. Ama işte Kanyon veya işte Zorlu, senle de sık sık gittiğimiz yerler. Gitmenin haricinde eve de aslında eve çok, de çok fazla söylüyoruz. İki tane yiyeceğiz o zaman. Allah'ın emri. Tamam, bir gramajları da fazla olsun. Ya Zula'ya gelmişken gramaj fazla olabilir. Ya abi, arkadaş yeriz. Ne konuştuk, neye geldik ya? Yeriz. Kapının önünde çok sıra olduğu için mecburen burada bekliyorum. Oğuz da menüyü alıp geliyordu. Geldim ben, geldim. Menüyü aldım. Kalabalığa girmeyelim diye. Onur, 4 burger var. 2 tane sosis var. O sosise girmiyorum zaten. Tamam. Basic'le Edison. Bizim sevdiğimiz şeyler. Tekrardan bir hafızamızı ve damağımızı tazeleyelim. 2'ye böleriz. Olur. 100 gram 100 gram zaten. Hı. Basic 33 lira. Edison da 35 lira. Ben gideyim, alayım, hesabı da ödeyeyim, geleyim. Arkada ne var? Oo. Ne var? San Sebastian cheesecake var. Şaka yapıyorsun. Bugün ya, onu yemeyeceğiz. Sadece bu tatlıyla adı özdeşleşmiş olan yerlerden bile daha iyi yapıyor. İsteyen yesin, biz yemeyeceğiz bugün ama. Ben sipariş verip geliyorum. Hadi abi gel. Merhaba, kolay gelsin. Bize bir tane basic, bir tane Edison. Köftesi iyi mi, pişsin ortamı? Orta pişsin. Evet. Bir de yarı yemeler misiniz onlara? Evet. Biz dışarıda bekliyoruz.
şey söyleyeyim, beklemekte acıktım. Şimdi bu edizyon. Tamam. Arasındaki tek fark, bunun içerisinde bacon var. Bu arada bacon demişken bacon kuzudan. Onun da bilgisini verelim. Arasındaki tek fark, seninkinde bacon var, benimki sadesi. En basic olanı. İsmini zaten basic. İstersen şöyle yapalım ya, ben şunun yarısını sana vereyim. Ver, ben de sana şunun yarısını vereyim. Bunu bekletmemek lazım Oğuz. Şöyle bir yakın çekim gösterelim. Bu arada ikisi de orta pişmiş. Evet. Ben seninkinden önce bir ısırık alıyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Mutluluk sebebi. Burger budur abi. Islak olacak. Sosu etle bütünleşecek. İnanılmaz ya. Müthiş ya. Müthiş. Şunu ben bir tek yemek istiyorum ya. Kuzu bacon fikri çok mantıklı bir fikir aslında. Biz kuzu seven milletiz ama... Çerez gibi bunu ayrı satsalar... Ben yerim. Değerlendirirsin yani. Ben de basic denedim ilk başta. Sulu sulu. Çok lezzetli gerçekten. Hani nasıl anlatmak lazım bilmiyorum. Karamelize olmuş her şey. Birbirine karışmış. Et biraz kalın. Öyle ince bir et değil. Çok enteresan. 30 saniye bir yüzü, 30 saniye ikinci yüzü pişiyor. Yüksek ateşte tabii ki. Plate'de. Hop hop hop. Ekmekle soslanıyor, konuyor ve sipariş ediliyor. Orta pişmiş, mis gibi. O yüzden sulu kalıyor. Benim en sevdiğim abi orta pişmiş. Kesinlikle etin tadını alıyorsun. Bu arada genelde hamburgercilerde sorulmuyor hani etinizin nasıl piştiği sorusu. O genelde böyle etçilerde sorulan bir soru ama bence sorulması gerekiyor. Kesinlikle ve burada da soruyorlar. Ve sordular zaten girişte de. Hani böyle bu şekilde kalın bir et yapıyorsa sorulması gerekiyor. Tabii şimdi biraz beklettik. O yüzden elimize biraz daha fazla bulaşıyor. Yoksa hemen pişer pişmez alıp yediğin zaman bu kadar akmıyor belki ama birbirine girmiş gerçekten. Ellerine baksana ya. Tabii baksana. Sen onu göm. Tamam. Ben bir peşit alıp geliyorum. İçeri girmişken bir de ne? Cheesecake alsana. Saçmalama ya. Hadi hadi alırsın. Ya hayır. Kırma bir tane. Şu an çok mutluyum. Hangisini daha çok beğendin? O kuzu bacon dokunuşunun ben hastası oldum. Hı hı. Yani o bir de içinden ayrı yedim ya böyle cips gibi, böyle çerez gibi. Onda bir ustalık var belli. Yani çünkü onu nasıl anlatabilirim bilemiyorum ama böyle o çıtır çıtır inanılmaz keyif verdi evet, bana. Doğru. Çok keyif verdi. Ama ben tercihimi basic'ten yana kullanırdım. Neden biliyor musun? Neden? İki tane yemek için. Yani öbürü çok diğer, güzel. Diğerinden iki tane yersin. Öbürü çok güzel ama biraz daha aromatik, biraz daha... Bir tık o bacon'dan dolayı tuz var ama... Tuzu var. Ama diğeri... Kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi? Basic'ten, bak bir şey söyleyeyim. Basic'ten net oturuşta 3 tane yerim ben. 3 mü? 3 tane yerim. 3 tane için masaya oturmam ben. O kadar. 3 tanedir ki 100 gram. Zula'ya gelip özellikle basic ve edizyon denemenizi tavsiye edebiliriz. Diğerleri de var da diğerleri biraz daha böyle büyük ve biraz daha karışık. Çok lezzetli iki burger yedik ama günü burada bitirmeyeceğiz tabii ki. Hayır tabii ki daha turumuz devam ediyor. Yeni başlıyoruz. Daha bunlar ısınma turları. Bir sonraki yerimize devam edelim. Hadi bakalım. Buyurun Onur Bey. Şimdi klasik burgercilerin haricinde dikkatinizi çekebilecek bir burgerciye geldik. Aslında normalde Amerika'daki konseptlere çok yakın. Ekmeği pizza hamuruyla yapıyorlar. Hı hı. Önce plate'de pişiyor et. Ardından malzemeleri konuyor. Bir hamura sarılıyor. Hamura sarıldıktan sonra fırına veriliyor. Sonrasında servis ediliyor. Hı hı. Çok tok gözüküyor. Bayağı böyle hani tenis topundan hallice böyle alıp oynayabiliriz belki yani. Amerikan futbol topu olabilir belki. Biraz daha büyük gözüküyor. Tamam artık. Bence yeterince özet geçtik. Şimdi deneyimleme vakti. Hadi bakalım. Buyurun Onur Bey. Beklettim ama güzel bir şekilde geldim. Buyurun. Şimdi bu hangisi? O trüflü Hamza, bu da
Klasik. Geliyor zaten. Kokusu geliyor. Şimdi bu normal alışılagelmiş burgerlerden değil. Şimdi bu Amerika'da şey vardır. Bu hamburgeri böyle yaparlar dışında. Paneleyip yağda kızartırlar. Deep fried burger. Aynen. Bu onun farklı bir versiyonu. Bunun dışında böyle bir hamur katmanı var. Bir ekmeği aslında fırında pişiyor bunun. Normal bildiğimiz hamburger ekmekleri gibi değil. Farklı bir şey. Bir de 4-5 senedir var bu. Ben görüyorum. Seven çok fazla insan var. Ben bir kere şu an biz Nişantaşı'ndayız. Nişantaşı'nda yaşayan bir arkadaşımdayken dışarıdan söyledik. Beğenmiştim. Güzeldi. O zaman tabii eve geldiği için hamuru bir tık böyle bir yumuşamıştı. Şimdi daha böyle bak ekmek böyle biraz da böyle hamur kıtır kıtır. İlginç bir şey yani. Evet. Bir de malzemesi farkında mısın bilmiyorum. Çok fazla. Yani bol bir malzemesi var. Evet. İçi böyle dolu dolu. Doyurucu gözüküyor. Ben bir tadına bakıyorum. Ben şunu şöyle kenara bırakacağım. İçi acaba kurur mu diye bir tereddüt etmiştim ama içi ıslak ıslak. Ben de hamurunun kalın olacağını sanmıştım ama çok ince aslında. Etler, içindeki köfteler en başta bir pişiriliyor. Hı-hı. Ardından biraz bekliyor. Sonrasında fırınlanıyor. Burada hani ağır. Bayağı ağır ya. Çünkü 180 gram. Yani şu yarısı herhalde bir hamburger ağırlığında efendim. Aşağı yukarı belki daha bile ağırdır. Çünkü hani hamur 100 gram falansa tahminen 110 gramsa içinde de 180 gramlık bir köfte var. Hı-hı. Ve diğer malzemeler var. Zaten aşağı yukarı 300 gram 350 gram neredeyse yapıyor. Bayağı böyle şey doğru, böyle. Doğru. Doyurucu. Ağır yani evet. Vay yalan ben beğendim. Ama kişisel fikrim. Diğer burgercilerde bu aynı segmentte değil bence. Değil. Hani bu güzel. Bu kendi tarzını evet, oluşturmuş. Evet. Bu bayağı kendi tarzını oluşturmuş. Ben güya bitirmeyecektim. Hepsini bitiriyor gibi. Vallahi bravo sana. 180 gram olduğunu bir daha hatırlatayım. Belki evet. Yemezsin. Demeye kalmadı. Hamza isminden de bahsedelim bence biraz. Ben ilk duyduğuma şoka girdim. Evet. Ben herhalde Hamza abi, biri sahibi Hamza'dır ben diye düşündüm. Ben de evet, Hamza diye düşündüm ama neymiş? Hamburger pizza. İkisinin birleşimi. Evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yaratıcı bir isim. Fiyatlardan da bahsedelim biraz. Seninkinden bahsedecektim ama kalmadı. Ucundan azıcık kaldı. bu kadar malzeme 10 lira efendim. Bu kadarı kaldı. Bendeki 180 gramlar içindeki en pahalısı 54 lira. Ve işletmenin en pahalısı. İşletmenin en pahalısı 180 gramlar içindeki. Bir de 270 gram var bir de. O bize gelmez. O aç karnına gelmek lazım. Sendeki de klasik Hamza. Aynen. En böyle basic olanı, menüdeki en ucuz 180 gramlıklardan. Bu da 42.50. Yanındaki patates kızartmalarıyla beraber. Dahil. Ona ufak bir menü yapmışlar. Bu gramajda, bu ağırlıkta, bu lezzette gerçekten aşırı derecede doyurucu. Evet, doyurucu. Aşırı derecede doyurucu. Ve dediğim gibi ya, pakete de diğer burgerlere nazaran bir tık daha uygun. Keselim de daha fazla insanlar yediğini görmesin. Ne dersin? Bunu yemek ister misin? Yok, o kadar gitmez. O kadar gitmez. 180 gram yedi, o kadar gitmez diyor. Onur bunu bitirsin, biz yolumuza devam ediyoruz. Cihat'ım, o sana geldik. Evet, senin çok sevdiğin ve aynı zamanda Anadolu yakasında oturanların da çocukluklarını geçirdikleri. Bizim kuşak için. Evet, bizim kuşak için hamburgerle tanıştıkları yer. Ben de öyleyim. Jumbo Burger. Fakat buraya değinmeden evvel daha önceki send videolarında gittiğimiz hamburgercileri de videonun sonuna ekleyeceğiz. O yüzden videonun sonunu izlemeyi unutmayın. Bu arada bir like. Hiç söylemiyorsun bugün. Ben bıraktım seni. Ben o kadar güzel akıcı gidiyorsun ki. Ama söylemiyorsun. Bir de bizi takip edenler şey yazıyor. Bu anonsları inşallah Oğuz Enayat da yapar. Allah'ım ona da nasip et falan diyor. Şaka yapıyorsun. Vallahi ben anlamadım yani. Bıraktım sana. Bıraktım sana. Bugün 23 insan mı? Evet. Koltukta ben varım. Koltukta sen varsın. Arkadaşlar like yapmayı unutmayalım. Eğer kanala abone değilseniz de abone olalım. Sizi seviyoruz. Bir de yeri gelmişken hatırlatalım o zaman. Instagram'da da bizleri hem burada hem buradaki hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Hatırlar mısın? Arda Türkmen'le sarı yerde dolanırken Arda böyle çocukluğunda yediği tatlardan yediği yemekleri anlatıyordu. Evet. O çocuklukta o hafıza veya damak bir şey sevince veya bir şey öğrenince onu belki yıllar boyunca sevmeye devam ediyor. En üst sıraya koyuyor. Evet. Hatta.
belki de öyle. O da o yüzden burası benim için çok önemli ve güzel bir yer benim için. Ben bir menü alayım. Çünkü tamam. Burada menü biraz büyük, tamam. Uzun bir menü. Menüyü kapayım geleyim. Sonra da sipariş vereyim. Onur, menüyü kaptım geldim. Ne söyleyeceğiz? Bayağı bir geniş bir menüsü var. Ama bana bırakırsan seni coştururum burada. Sana bıraktım zaten. Hesabı da sana bırakacağım. Canın sağ olsun be. Şimdi burada böyle ufak burgerler var. Böyle tek atımlık, böyle çerezlik bunlar. Bunlardan ya aslında benim her zaman tercihim cheeseburger. Ama cheeseburger'i farklı bir kulvarda değerlendirmek istiyorum. Öyle bir hain planlarım var. Buradan bir tane Jumbo Burger söyleyelim. Tamam. İsmi, dükkanının ismiyle. Tek katlı. Evet, ufak böyle şey, tamam. Böyle büfe tipi diyeyim sana. Çok çok tatlı bir acı sosu var. Hı-hı. Farklı bir sosla denettirmiş olurum sana. Şimdi şurada Big Burger'lar var. Şimdi bunlar Big Burger'lar böyle biraz daha böyle geniş geliyor. Böyle biraz daha adı gibi büyük haliyle. Bir de en sevdiğim kısmı iki katlı burgerler var burada. Nasıl yiyeceğiz onu? Ağzımıza sığması? Biraz zor. Ha? Biraz zor. Böyle ekranda istenmeyen görüntüler ortaya çıkacaktır. Her türlü yeriz biz onu. O yüzden şimdiden özür dileriz. buradan da bir tane New York söyleyeyim. Tamam. Üstü köfte. Evet. Arada ekmek. Arada biftek parçacıkları var. Şaka yapıyorsun. Üstünde de peynir eritilmiş. Fiyatı da söyleyeyim. Jumbo Burger 33 lira. New York çift katlı 59 lira. Tamam. Ben içeri gittim. Siparişler. Şimdi bu New York çift katlı, üzerinde de peynir eritiliyor. Üst katı köfte, alt katında da biftek parçacıkları var. Ama yani böyle hani kat kat, kat kat. Şimdi bunu yemesi çok zor. Gerçekten çok zor. Ama yiyeceğiz. İşimiz bu. Ya ben... Ha? Üstünde peynir eritilmiş ve en üstünde de kendi yaptıkları ketçap var. Ekmek içi soslu, üstü soslu. Bu tabii oturarak yemesi daha kolay. Hem köfte hem et yemek ilginç bir konsept. Hamburgerciye gittiğimde içinde domates olan bir, yani hamburgeri çok tercih etmem ama işte dediğim gibi yani bu yıllardan beri bir şey oldu yani şu sosu, kıvamı yani olacak iş değil ya. Bizim daha önceden gitmiş olduğumuz farklı hamburgerciler de vardı. Onları da bir şöyle bir hatırlayalım. Mesela Kadıköy Moda videosu vardı bizim. Bizim eskilerden kaldı. İlk videolardan. Eskimiş ya. Evet, bayağı eskimiş. O bizim ikinci videomuzdu galiba. İlk Eminönü yaptık, sonra Kadıköy mi yaptık? Doğru. Doğru, bravo. Değil mi? Aynen öyle. Vay be, bayağı öncesinden. Evet. Montlarla falanız. Tabii. Şimdi ama böyle tişört falanız. Aslında falanız. Daha önce dediğin 3 ay öncesindeydi. Evet ya, çok da eski değilmiş aslında. Çok da eski değil. O zaman daha zayıfmışız. Evet. Gittikçe kilo artıyor. Peki, orada TRC American Diner var. Evet, sevgili Ali'nin güzel yeri, bir burgeri. Say Yes Burger'di. Aynen. 46 TL'ydi fiyatı da. Hatırlarsan Ali Say Yes Burger'de Sayas peynirinden esinlenerek ismini takmıştı. Aynen. Hafif bir acısı geliyordu böyle. İçerisinde acı mayo vardı. Ondan böyle bir güzel bir acımtırak bir tat geliyordu ama tatlı bir acı. Böyle rahatsız eden bir acı değil. O Sayas peyniri de beni bir Ege'ye götürüyordu. Çünkü Sayas kumruğun içerisinde. Doğru. Sen de çok iyi biliyorsun. Yine aynı videonun içerisinde Banko Burger var. Sevgili Bora'nın mekanı. Evet. Bu arada hazır bahsediyor ki o da caddeye mükemmel bir dükkan açtı. Evet ya, hakikaten. Onu yani uzaktan gördüm. Daha gitme şansımız olmadı. Ama aklınızda bulunsun, konusu geçmişken de altını çizelim. Orada bir mantarlı burger yemiştik biz. Evet. Mash and Truffle isminde. Biz mantarlı burger dedik. Biraz basitleştirmişiz. Çok havalı bir isim varmış. Ama böyle buram buram trüf geliyor, mantar geliyor. Yani mantar yemem, mantar sevmiyorum diyen insana mantar yedir. Çünkü içerisinde hem kestane mantarı hem de istiridye mantarı var ve hafif de bir trüf tadı geliyordu. Biz onu çok beğenmiştik seninle. Banka Burger'deki mantarlı burgerin fiyatı da 30 liraydı. Onda da 100 gram protein vardı. Bizim çok sevdiğimiz Grancı, canımız ciğerimiz. Evet. Aslı siz Grancı'nın. Bağdat Caddesi videosunda yayınlamıştık. Bağdat Caddesi videosunda var. Marks & Spencer'dan aşağıya sahile doğru inerken solda sokağın içerisinde. Doğru. Bir şubesi de Teşvikiye de var. Orada biz biraz yoldan çıkmıştık abi. İki tane burger. İki tane yedik. Bir cheeseburger. Bir cheeseburger. Aa doğru. Bir de keçi peynirli. Sen cheeseburger söylemiştin, ben keçi peynirli söylemiştim. Yoldan bugün çıkmadığımız olduğu bir gün gibi. Yok ya. Yok abi. Biz kötü bir ikiliz galiba.
Onlar da 120'şer gramdı. Aynen. Cheeseburger'ın fiyatı 28 liraydı. Keçi peynirli. Keçi peynirin içerisinde çok güzel bir soğan marmeleti vardı. Onun da fiyatı 34 liraydı. Moda de Gorgi, sevgili canın yeri. Bütün ürünlerini kendisi yapıyor. Etinden ekmeğine. Biz orada dana baconlı cheeseburger yemiştik. Onun da 120 gram proteini vardı içerisinde. Fiyatı da 42 liraydı. Doğru değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğru. Bu kadar mıydı? Sanırım bu kadardı. 4 tane çekmiştik daha önceki semt rehberlerinde. 20 tane, yani 20 yakın semt rehberi yapıp sadece 4 tane burger yemiştik biz. Muhtemelen ayıp. Bu video için sakladım. Ayıp valla. şu an kendimden utandım. Biz ne yedik ya 20 semtte? Hiç hamburger yememişiz gibi değil mi? Biz bugün çok mutlu bir gün geçirdik. Tüm gün boyunca sadece hamburger yedik. Sevdiğimiz noktalara gittik. Beğendiğimiz lezzetlere gittik. Bu serinin devamı gelecek. O yüzden sizin tavsiyeleriniz de bizim için çok önemli. Beğendiğiniz ve sürekli gittiğiniz hamburgerciler varsa aşağı bir yorum olarak yazın. Ve özellikle bahsettiğiniz yerde ne yememiz gerektiğini de mutlaka söyleyin. Çünkü bugün de gördüm. Gittiğimiz birçok yerde böyle 5 tane 10 tane burger var. O yüzden bize nokta atış yaparsanız hem bizim için iyi bir kaynak olacak hem de bu videonun altındaki yorumları okuyanlar için güzel bir kaynak olacak. Onur, benden bu kadar çok konuşurdun beni. Yeterli oldu bence. Oldu mu? Güzel oldu. O zaman seni kapanışa davet ediyorum. Peki. Ayaküstü lezzetlere göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmuyorsunuz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.